Evet, Fransa 11. kez sokağa çıktı. Hükümetin emeklilik yasasına karşı yeniden çalışanlar sokaktaydı. Bugün oldukça festival havasında başlayan bir eylem vardı. Fakat az önce bir grup gencin çöp bidonlarını ateşe vermesi, banka camlarını kırması, hatta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiğinde zaferini kutladığı La Rotonde restoranını ateşe vermesi nedeniyle bir takım olaylar yaşandı ve polis bu olaylara müdahale etti. Çok sayıda gaz bombası atıldı burada. Ancak daha sonra yeniden sendikaların kortejinin İtalya meydanına, yani son noktaya ulaşmasıyla biraz daha ortalık sakinleşti. Polis farklı bir yöntem izledi. Olay çıkaran gençleri çevreleyip göstericilerden uzaklaştırma taktiğini izledi. Şu ana kadar çok sayıda gözaltı var buna rağmen. Fakat gösterilerde buna rağmen durmadı. Son hızıyla devam ediyor. 11. kez hükümete sözlerini, seslerini duyurmak istiyorlar. Bu emeklilik yasasını kesinlikle geri çekmesini istiyorlar ve bunu tartışmak istemiyorlar hükümetle. Hükümet ise bu yasa geçsin, gelin diğer çalışma yasalarını görüşelim diyor ama sendikalar buna hayır dedi. Önümüzdeki hafta 14 Nisan'da artık bu konuyla ilgili son kararı Anayasa Mahkemesi verdiğinde çalışanlar da yeniden sokağa çıkmayı planlıyorlar. Ancak sendikalar ne karar alacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CFDT sendikasının lideriyle çok ciddi bir düelloya girdi. Söz düellosuna girdi. Onları aklı selime davet etti. Radikal olmayan bir sendikanın bu gösterilere artık son vermesi gerektiğini söyledi. Hükümet sendikalara çağrı yaptı. Ancak sendikal birlik bozulmuyor Paris'te. Sendikalar gösterilere birlikte devam ediyorlar. Daha çok birlikte oldukça daha çok birbirimizi tanıyoruz ve daha çok birlikte devam etmek istiyoruz şeklinde. Bugün sendika liderleri kortejin başında açıklamalar yaptı. Özetle Fransa'da tansiyon dinmeyecek. Yasa geçse bile sanıyoruz bu yasaya muhalefet devam edecek. Yer yer müdahaleler olsa da, sendikalar şiddet olayları olsa da bu yasayı protesto etmekte kararlı görünüyorlar.